Şimdi de Suriye sınırına gidiyoruz. 2 günlük yoğunluğun ardından sınırdan geçişler bugün azaldı. Yaklaşık 150 kişilik grup Türkiye'ye giriş yaptı. Kanal 7 ekibi gün boyu sınırda yaşananları takip etti. İşte o görüntüler. Ailenin en küçük üyesinin yükü ağır. Ne olup bittiğini pek anlamasa da kardeşlerini o kargaşadan sırtında taşıyarak kurtardı. Ölüm korkusu, sıcak, yorgunluk. Suriyeliler ülkelerini geride bıraktı, Türkiye'ye sığındı. Hava saldırısı altında olan Tel Abyad'dan 15 gün içinde 18 bin Suriyeli Türkiye'ye giriş yaptı. Son 2 günde Akçakale sınır kapısından 5 bine yakın Suriyeli girdi. Dün dramatik görüntüler yaşanmıştı hemen arkada, fakat en azından bu saate kadar giriş yapılmadı. Geçen 2 günün aksine bugün sabah saatlerinde Akçakale sınır kapısı sakindi. Geçiş olmadı. Gün içerisinde sadece 150 kişilik küçük bir grup Türkiye'ye giriş yaptı. Yataklarını, yorganlarını, eşyalarını yanlarına alıp geldiler. Çoluk çocuk kadın demeden geceden beri, sabahtan beri bekliyorlardı. Kapı bir kez daha açıldı ve bombardımandan, çatışmadan kaçan Suriyeliler Türkiye topraklarına sığındı. Öğle saatlerinde sınır hattında askeri hareketlilik yaşandı. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Kor General İbrahim Yılmaz Suriye sınırındaydı. 7. Kolordu Komutanı da sıfır noktasında yaşanan son gelişmelerle ilgili yetkililerden bilgi alıyor. Tel örgülerin hemen arkasında da önceki günlere benzemesi de zaman zaman hareketlilik var. Az önce birkaç ailenin gümrük kapısına doğru geçişine sahne olduk. Şu an siz de görebiliyorsunuz, eşyalarını sırtlanmış Türkiye'ye doğru yürüyüşlerine devam ediyorlar. Türkiye'ye geldiler ancak akılları hala ülkelerinde. Bir an önce evlerine dönmek istiyorlar. Biz oraya dönmek istiyoruz. Kapılar açılır açılmaz Tel Abyad'a geri döneceğiz. Oradaki yakınlarımızla konuştuk. Şu an durum sakinmiş. Biz de kapı açılınca gitmek istiyoruz. Uçaklar bombalıyordu. Kaçmak zorunda kaldık. Ancak şimdi geri dönmek istiyoruz. Suriyeliler sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı. Sağlık kontrolünden geçirilen Suriyelilerden bazıları bölgedeki kamplara yerleştirildi. Bazıları ise sınırdan ayrılmak istemiyor. Onlar yol kenarlarında bekliyorlar ama ne zaman ülkelerine dönecekleri meçhul, ama kadınlar sınırı geçerken hazırlıklı da geliyorlar. Bakın, bu çuvalların içinde yatak var, çarşaflar, battaniyeler, yorganlar ve diğer çuvalda da mutfak eşyaları var. Çocuk var, secin var. Hayat zor. Aç ve susuz geldik Türkiye'ye. Artık dönmek istiyoruz. Cesim ailesi de bombardımandan kaçan binlerce Suriyeli aileden sadece bir tanesi. Dün Akçakale'den giriş yaptılar. 1,5 yaşındaki Ali Bebek de onlarla birlikteydi. Şimdilik kampa gitmediler çünkü durumun sakinleşeceğine inanıyor ve tekrardan memleketlerine dönmek istiyorlar. Çatışma oldu, savaş başladı. Biz kaçtık. Sırtımıza elbisemizi alabildik sadece. Eşim de şeker hastalığı var, ben de tansiyon. Çok korktuk, evlerimizi terk ettik. 15 gün bomba korkusu yaşadılar. 2 gündür de Akçakale'de bu inşaatın içinde hayata tutunmaya çalışıyorlar. 20 kişilik bir aile bu geceyi de yine burada geçirecekler. Savaşın en büyük mağduruysa çocuklar oldu. Ailesiyle inşaatta kalan Meyde 5 gündür banyo yapamıyor. Evlerini terk etmelerine neden olan savaşın sebebini bilmiyor. Meyde, eyvah.